Yeşil Mavi Yolculuk'tan herkese merhaba. İşte yine ekranlarınızdayız ve bugün de sizlerle birlikte bir köyün içerisinde gezeceğiz, dolaşacağız. Bugün Keles'e bağlı Akçapınar Köyü'ndeyiz. Bursa'ya 62 kilometre uzaklıkta bu köy ve çok keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Yöresindeki en eski yerleşim alanlarından biri olan Keles Akçapınar Köyü, dedemin, babamın köyü. Dolayısıyla benim köyüm. Hal böyle olunca karşılamada bir başka oluyor. Yeminler boyunlarımıza bağlanıyor. Ama ulaştırmadan Sami arkadaşımız bu durumda görüntülendiğini fark edince biraz utanıyor mu ne? Tamam yeter. Büyüdüğüm köy diyemeyeceğim ama en azından babamın köyü olduğu için çocuklukta hep yaz tatillerinin geçtiği köydeyiz. Akçapınar Köyü'ndeyiz, Keles'e bağlı. Ve öncelikle tabii ki Keles Akçapınar Köyü'nün muhtarını bulduk. Mustafa Acar'la birlikteyiz. Birazcık köyle ilgili bilgiler verecek bize. Merhaba, köy harika. Merhaba, benim hoş bulduk. Zaten benim çocukluğumun geçtiği köy diyorum. Her yaz tatilinde geliyorduk. Ama tabii şimdi daha başka bilgiler almak lazım. Mesela eskisi kadar cıvıl cıvıl değil, gençler gitmiş gibi. Mesela köy artık kaç hane? Köy 128 hane, oturan 80 hane. Hı hı. Ondan sonra 300 kişi falan civarlarında oturan var şu an. Hep yaşlı kesim bizde. Gençlerin hepsi şehre gitti çalışmaya. Göç. Peki köyümüz neyle geçim kaynağını sağlıyor? Kiraz, vişne ve tarım, hayvancılık. Kesinlikle kirazlarından tatmanızı, yemenizi çok isterdim. Ben işte dediğim gibi şanslılardanım. Ceviz büyüklüğünde kocaman kocaman Napolyon kirazlar bu köyde yetişiyor. Harika kirazları var. Köyümüz tarihçesi tarihi bir köydür. Hı hı. Bizim bildiğimiz bileli tarihi bir köy olarak geçiyor. En eski yerleşim yerlerinden biri Keles'e bağlı olarak Akçapınar'da geçiyor aralarında bildiğim kadarıyla. Evet. Peki köyde neler yapıyorsunuz? Sabahın mesela köründe kalkılıyor, gidiliyor mu yine tarlalara? Eski köy düzenleri pek kalmadı söyleniyor da. Ya yaşlı kesim olduğundan yine de giden oluyor ya. İş zamanı olduğu için gidiyor iş. Sabah erken uyanması kolay oluyor bu köyde. Çünkü dağ yöresine ait köylerden bir tanesi olduğu için inanılmaz güzel temiz havası var. Sabah inanılmaz güzel hemen kalkabiliyorsunuz. Evet. Yani hiç bir şekilde. Hava temiz olduğu için sabah ezanında kalkar millet. Peki muhtarlık zor mu bu köyde? Evet. Ne zorlukları var. Kimseler duymadan biz paylaşalım burada. Şimdi bu Keles, Alpoğut, Akçapınar arasında bu sene asfalt yaptırdık. 2000 metrekare köyümüzde parke taşmış ettik. Oh. Köyüm için içi asfalt. Hı hı. Az bir yeri kaldı ama inşallah suyumuz biraz az. Onu da siyasilerimizden söz aldık. Onu da tamamlayacaklar. Başka bir sorunumuz yok. Oh, çok şükür o zaman. Peki, çok teşekkür ediyorum. Köyü gezerken yine bize eşlik edeceksiniz zaten. Biz teşekkür ederiz. Görünüşte hala benzer oyunlar oynuyor çocuklar. Ama tekerlemeleri farklı. Anne çocuk olacak.
Hatta annecik babacık. Hatta kaynana kıymetim Biraz önce köyümüzün muhtarıyla konuştuk, Mustafa Acar'la. Bir de 23 yıllık muhtarlık yapan bir önceki muhtarımız burada, Selim amca. Selim amca zaten köyün en büyüklerinden bir tanesi olduğu için köyün tarihinden de bahsedecek bizlere. Merhaba Selim amca. Merhaba İnan efendim. Oturmuşsunuz yine akıl tahtasına. Akıl tahtamızdır burası. Biz akşam sabah buraya geldik, bir camiden çıkarız. Evden çıktık, burada bir toplantı yaparız ille. Sen bu akıl tahtasındayken bize köyün tarihinden biraz bahseder misin? Deriz tabii. Bizim bu tarihimiz, köyümüzün tarihi kuruluşu şurası. Şu gördüğünüz alan. Bu alan. Ha, şu alan. Diğerleri sonradan gelme bu köyün. Burası ilk kuruluşu burası. Ama kesin bir tarih yok elimizde. Lakin dedelerimizden bahsediyoruz. Ben 6. sıraya dek geliyorum. Maşallah. Ha, 6. sıraya denk geldiğim için oradan arayıp buluyoruz biraz tarihi. Bir defa 400-500'ün üzerinde ama kesin işesi yok, kararı yok. 450-500 senelik bu köyün kuruluşu. Onun için burası önceden hayvancılıkla geçim sağlayan bir köy idi. Sonradan kere işte zamanları değiştikçe, bir zamanlar elma fidanına döküldü 1950'lerde. Elma fidanlarından da pek bahalı geliyor ilaçlar. Randıman alamadık. Sonra şimdi şu anda kiraza, fişneye çevrildi. Evet maşallah kirazlarımız da pek güzel. Onun için vatandaşımız şimdi oldukça kiraz fişnenin üzerine kalıyor. İleriden beri kuruluşu bu. Akıl tahtası diyorlar buraya dedim ya hani biraz önce ben babamdan biliyorum tabii duydum. O yüzden şimdi akıl tahtası ne demek acaba diye merak etmişsinizdir. Onu da öğreneceğiz sizlerle birlikte. Akıl tahtasını bir anlatır mısınız acaba bize ne öyle demek? Tabii anlatırız. Şimdi burası eskiden beri dedelerimiz bak burada camimiz burada yakında. Camiye gidiyor, camiden sonra buraya oturuyorlar. İşe gitmeden önce alanı tartışıyorlar. Ben de bak şimdi bir elma diktim. Elmadan tam randıman alamıyorum. Selim işte bizim en eski mühem muhtarımız hem de bizim burada yönlendiren bilgisayardan bir tanesi. Şimdi işte ilacı atıyorum ama tam bak kapatamadım ilaçtan. Bunlar randımanlı ama bu maliyetli gidiyor. Ağır geliyor, ağır maliyeti ağır geliyor. İlaçlar ağır geldiğince tam ilaç atılamıyor. Tam atılsa halince olacak. Ama ağır geldiğinden, maliyeti ağır geldiğinden bakılmıyor elmaya. Ben onu kesip kiraz diksem olur mu? Kiraz tabii nispeten elmaya benzemiyor. Daha kolay oluyor. Buna en azından 5-6 kere ilaç atacaksın ki kurtaracaksın. Bu biraz da havalar soğuk gidiverse bizim bu yörede daha. Evet. Mesela hiç rakamı benim bildiğime göre 1000'in üzerinde. Bilmiyorum ta siz daha iyisini biliyorsunuzdur. 1000 üzerinden biraz soğuk dumanlı havayı elma hiç sevmez. O kadar sevmez ki her kara leke dediğimiz leke kapar onu da alıcı almaz. Kara leke olmaz. Kalmış zaten o elmada kara leke. Evet, evet, var. Demek o zaman değiştireceğiz. Biz de zaman elmaları sökeceğiz, kiraz dikeceğiz. Onu biraz daha tabii kiraza yöneleceğiz. Tarımda değişiklikler yapacağız. Değişiklik yaptık ya rahatlıkla tabii biraz kirazla fişne biraz para yaptı bu sene. Güzel. Ana elma tutturamadık. 50'den bu yana uğraşıyoruz elmayla ama tutturamadık. Şimdi akıl tahtası dediğimiz olay bu mudur? Evet. Burada şimdi büyüklerimiz toplanıyor. Bilmediğimiz konularımız daha tecrübe olanlara danışıyoruz. Hem yönlendirmiş oluyorlar bizi hem de eğer yapılacak bir işlem varsa da akıl almış oluyoruz. Tamam. Yalnız kaldınız oluyor mu bu akıl tahtasında? Düşün düşün taşın taşın kimse gelmiyor gitmiyor. İlla birilerini buldum. Muhakkak gelir. İlla gelir. İlla bir gelir evet. Oturur yanınıza. İşe gitmeden önce akıl tahtası olur. İlla işte burada oturur bir akıl alır. Harika ya. Onun için kendi ondan sonra yönlendirir.
Şimdi bu genç olduğu için yanımıza ille gelen olur diyor. Senin söylediğin söz çok güzel. Şimdi bizler galiba ana elmadan öykemizi alıyoruz. Arpadan, buğdaydan tam yapamayınca masraf ağır geldi mi? Biz de burada bineklerken bir de uykumuz geliyordu kalkıp diyor. Kimse kalmıyor. Halince yanımıza gelen olsa uykumuzu dağıtır. Öyle zaman geliyor ki. Ben çok yalnız oturdum bu akıl tahtasında diyorsun. Çok. Ne kadar oturdum. Ahmet'i çağırsın, Mehmet'i çağırsın şu işi yapalım diye. Şöyle yapalım. Herkes gider kalırsın burada. Öyle çok benim gibi arkadaşlar burada bekler yalnız. Peki yalnız. Duydunuz. Akıl tahtasının arasında kontrole gelin. Selim amcamı yalnız bırakmayın burada. Yalnız kiraz üzerine bu arkadaş daha çok ana kendisi yetiştirir. O zaman kiraz üzerine de bilgiler alalım. Kiraz yetiştiriciliği ile ilgili köyümüzde neler oluyor? Sizden de bilgi alalım. Bugüne kadar kiraz verimi öncelikle hastalık bakımından bilginiz yoktu. Ama bu gibi hastalık konularında olsun biraz olsun bir bilgi sahibi olduk. Tecrübe kazandık. Ve şu anda iyi durumdayız. Kirazla ilgili her türlü deneyimi yaşadık biz, tecrübe edindik. Evet. En iyi kirazları yetiştiriyoruz diyorsunuz. Kalite bakımından zaten kelez bir numara. Yani yetiştiriciler de genç olursa daha da güzel kaliteli verim olur. Kirazlar nereye gidiyor? Ben hiç pazarda Napolyon kirazlarını, o koca koca kirazları, burada edin kirazları göremiyorum. Dış ülkeye ihracat olarak gidiyor. Evet. Kendi ülkemizde yetiştirilen, kendi köyümde yetiştirilen kirazları yiyemiyorum. Hep ihracat oluyor. Yani kendi iç pazarımıza çıkıntısı gidiyor yani. İkinci, üçüncü sınıfa gidiyor. Vay. Şimdi tabii lafı almış oluyorum. Ha, kiraz bizim bu yörenin birinci sınıfı, halince bizim yöre yemiyor bunu. Dışa gidiyor. Bizim burası en fazla aldığı kiraz 1500, 2000 geçti mi acık zor geliyor. Ama dışarı gitti mi 3'e 4'e şurada yakın bir köyümüz var, Gelemiş köyü deriz. Orada 4000'e 5000'e satanlar var. Ana biz o kadar çıkamıyoruz. 3,5 4'e kadar biz de çıkıyoruz ama orası kadar çıkamıyoruz. Halince kirazlarımızın iyisi dışa. Ben şanslıyım. Ben bu köyden olduğum için dolayısıyla yazın gelirim. Ben dalından yerim. O da abi keyifli. Beklerim. Samanlıklar sıralanmış, köyün samanlıkları ve yine Selim amcaya aldım. O da bize samanlıklardan bahsedecek. Hani önceden hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan bu köyde artık eskisi kadar tarım ve hayvancılık olmasa bile yine de samanlıklar yerli yerinde duruyorlar. Evet, duruyorlar. Bu samanlıklar bu köyün kuruluşunda örf adetleri su basmanına kadar taşla yapılır. Ağaç bol olduğundan ağaçla duvar şeklinde çekilir, üstü örtülür. Hayvanın saman deriz. Samanını yemek için balya deniyor ya şimdi. Balyasını olsun, otun olsun burada kışın burada bekletir. Evinde getirir, hani hayvanına bakar. Tarımla geçiniyor. O zamanların örf adeti bu. Şu gördüğünüz samanlıklar. Aynı bak yerinde bozulmadı, duruyor. Hala kullanılıyor hala o zaman. Hala da kullanılıyor. Hala da yine kullanılıyor. Tabii hayvancılık ne kadar olmasa da yine az çok var. Yine hemen hemen her evde bir eşek, bir asil, kendi tavukları. Var. İlle var. Koyunu var. Keçi olsun, koyun olsun ille bulunuyor herifin. Kurbanlık besliyor. Yine besliyor bir şeyler. Bulunduruyor. Peki. Ondan sonra bir de bunlara benzer aynı ambarımız vardır. Köylerimizde mesela bizim örf adetlerimiz eskiden böyle duvar yok. Bak gördüğünüz hep duvar şimdi. Evet. Eskiden tahtayla bir hayat denirdi bizim bu yörede. Şimdi iş çevrildi salona. Salon dediğin yeri tahtayla çevrilir. Duvar yoktu. Ambar da aynı. Hep tahtayla olur. Taşla hani şey yok. Beton yok. Taş yok. Sadece ağaçla kullanılıyordu o zamanlar. Yavaş yavaş köyün içinde de betonarme evler var artık. Var galiba. Değişti. Şimdi bütün yapan betonarme yapıyor. Tamam, biz yine de şanssız görebileceğiz hayat denilen salon dediğimiz şimdiki evi. Göreceğiz.
anlattığı evin girişindeki hayat denilen bölüm. Adını veren Pınar'a gidiyoruz. Köyde akşam 6'ya kadar su verilmiyor. Bu durumda çocukluğumdaki gibi hala Pınar'dan su taşınıyor. Pınar'ın başına yaklaştığımızda babam, Dürtü dayı da buradaymış diyor. Yanına her yaklaşana mutlaka bastonunu değdirdiği için adı Dürtü dayıymış. Bunu öğrenen ben bir adım geri atıyorum. Kameraman arkadaşım Fikret konuşulanları duymadığı için önce o nasipleniyor Dürtü dayının bastonundan. Köyün kuaförü Ali dayıyla birlikteyiz. Ali dayı, sen bu köyün kuaförü müydün? Berberi miydin sen bu köyün? Evet, evet. Beğendin mi? Bakayım kameranın. Ali... Nasıl, güzel kesmişler mi? Becerebilmişler mi? Aferin ya. Güzel olmuş değil mi? Tabii ya. Senin var mıydı çıraklar? Ben kendim başardım. Tek başına? Vay. Peki şimdi ne yapıyorsun? Gelmiyorlar mı? Ha? Gelin titreye titreye böyle size yeni şekiller yapayım de. Hiç gelen yok yavrum ya. Gelmiyorlar. Tabii işte böylesin. Seneden seneye sizler geliyoruz. Elhamdülillah. İyi. Peki nasıl geçiyor köyde hayatın? Elhamdülillah. Senin nur çok... gibi. Bu köyde en neşeli seni gördüm ben. İnşallah. Aa, geldim böyle. Herkes güler yüzü karşıladı. İnşallah. Ama sen burada su içerken bir gördün bizi. Allah yüzünden gülücükler. Şükürler olsun yavrum. Size Allah size iman gücü versin. Amin. Size huzur versin. Amin. Bizim huzurlar da iyilikler de hepsi geride kaldı. Tamam mı? Yeter gali. Aynalı Pınar'ın tam karşısında artık kullanılmayan okul binası duruyor. Çocuklar elimden tutuyor ve okul binasına doğru beni sürüklüyor. Göstermek istedikleri ise 2 yıl önce Keles Akçapınar Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çeşitli yardımlarla köye kazandırdığı kütüphaneymiş. Burayı veren düdüğü çalan çocuklar Nasrettin Hoca'yı çok severlerdi. Köyün taşımalı sistemle okuyan 28 öğrencisi bu kütüphaneden faydalanıyor. İşte bu da çocukların söylediğine göre İvava böceği. Bir böceği avucuma alabildiğime hala inanamıyorum. Köyün girişinde bulunan bu geniş arazi hayır alanı. Her yıl Ağustos'un ilk pazarı köyde hayır düzenleniyor. Her sene köy hayrı oluyor. Ben de çocukluğumdaki gibi her yaz gelemesem bile en azından köy hayırlarında burada olmaya çalışıyorum. Bu sene de yine köy hayrında bulundum. Köy hayrının yapıldığı meydandayız. Ve şimdi köy hayrından bahsedeceğiz. Aynı zamanda bir de muhtarla birlikte, köyün muhtarıyla birlikte dayanışmalı bir şekilde sürdürdükleri bir dernek var. Keles Akçapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Muhtarımız tanıyorsunuz zaten, programın başında da sohbet etmiştik. Sizden başlayalım. Fatma Hanım kendini tanısın bize. Evet, ben Keles Akçapınar Köyü'nden Kadınlar Kolu Başkanı derneğimizin Fatma Tamir. Bu tarafta da bir bey var, onu da tanıyalım. O da derneğin. Ben Ramazan Temel, köyümüzün dernek başkanıyım. Muhtarla birlikte dayanışma halinde her yıl hayır yapıyorsunuz. Hayırlardan bahsedebilir misiniz? Dernek olarak çalışmalarınızdan. Hayırlar şimdi atalarımızdan, dedelerimizden bugüne kadar devam etmiş bir köy hayrımız var. Bu köy hayrımız daha önceleri köyden toplanan hasat sonrasında, köy hayrımızın amacından önce bahsedeyim. Hasat sonrasında Mevlamıza şükür amacıyla herkes evinden işte keçi, koyun, et, buğday, bulgur gibi erzaklar toplanıp burada kazanlar kaynayıp pişip o şekilde komşu köylerinde, yaklaşık tüm komşu köylerimiz, bu 10 komşu köyümüzün katılımıyla bir köy hayrı yapılıyormuş daha önce.
Buna kısa bir süre ara verilmiş. Rahmetli Ramazan Oruç bunu tekrar başlattı yaklaşık Ahmet Oruç 10 yıl önce. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Derneğimiz 2003 yılında kuruldu. 2003 yılında derneğimiz kurulduktan sonra köy hayrını dernek ve muhtarlıkla birlikte yapmaya başladık. Beraber yaptığımız için daha güzel yapmaya çalışıyoruz. Daha geniş kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Burası daha önceleri harman yeriydi. Burada ne bileyim bilirsiniz siz de bu köylüsünüz. Küçükken hatırlarsınız. Minareler boyu buğdaylar buraya getirilir, sürülürdü. Öküz arabalarıyla, düvenlerle sürülürdü. Burada o amaçla kullanıyorduk. Şu an buğdayımız yok. Ekmeği de zaten şehirden almaya başladık. Eyvah eyvah. Onun için buraya biraz işte daha biraz ağaçlandırarak, çelik çatı yaparak. Hayır günde çünkü siz de buradayınız. Çok şey çekiyoruz, zahmet çekiyoruz. Güneşte gölgelendirme amacından. Onun için buraya dernek olarak, muhtarlık olarak bir yatırım yapmaya başladık. İşte ağaçlandırıp çelik çatımızı yaptık. Gene aynı şekilde köylülerimizin desteğiyle her yıl 1500-2000 kişinin katılımıyla buradaki hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Hayır zamanını söyleyebilir misiniz? Çünkü o zaman hayır herkese açık oluyor. Sizler de gelip dualarına ortak olabilirsiniz köylünün. Evet. Hayrımız her sene Ağustos ayının ilk haftası pazar günüdür. Her sene Ağustos ayının ilk haftasında eğer pazar günü yapacak daha güzel bir şeyiniz yoksa bu köyün hayrına katılabilirsiniz siz de. Peki evet. Bir de kadınlara soralım bakalım kadınlar komitesi neler yapıyorlar? Fatma abicim neler yapıyorsunuz siz de? Neler yapıyoruz? İşte kadınlar arasında toplanıyoruz. Bize bu şeyi verdikleri için yani Fatma Hanım bunu sen yaparsın. Hı-hı. Bu kadınlar konu sen iş yaparsın deyince ben de tabii dedim seve seve dedim. Her cumartesi de derneğimizde topluyorum bayanlara. Topluyoruz, orada konuşmalar oluyor. Mesela ne kime ne yaparız, nasıl neler yaparız. Her şey bizim için olduğu için hastamız oluyor. Oradan sonra askerimiz oluyor. Falancımız bak hastaymış, rahatsızmış, hastanedeymiş. Toplaşalım bir yerde ona gidelim. Ziraete gidiyoruz kendi aramızda. Kermesler yapıyoruz. Bunların gelirinden birlik, beraberlik, çocuk okutuyoruz. İşte böyle kaynaşmak, toparlaşmak, birbirimizi... Kadınlar da beylere yardım etmeye devam ediyorlar. Ve çok hoşumuza gidiyor hepimizin. Harika. Bir arada olmak. Bazen eğleniyoruz, çalıp söylüyoruz. Bazen okuyoruz, öyle sürdürüyoruz. Harika. İyi oluyor. Peki bir de muhtara soralım bakalım. Dernek olmadan önce, çünkü dernek kaç yıldır 2003 var? 2003 yılında. 2003 yılında. Daha yeni sayılır. 2003 yılından öncesinde muhtar mıydınız? Değildim. Hayır, değildim. Ben 2004 yılında geldim. Bu binaları biz yaptırdık. Dernekleri. O zaman şanslısınız. Evet. Derneğin gücüyle birlikte kendi gücünüzle birleştirdiniz. Köyle dayanışma halinde yaptınız. Evet. Daha öncesinde dernek yokken daha mı kolaydı, daha mı zordu daha, işler? Daha zordu. Daha şimdi zordu. Dernekle evet. Beraber uyum içinde çalışıyoruz. Harika. Peki hayrın dışında derneğin faydalarını gördünüz mü? Direkt vallahi yanında yüz yüze soralım şimdi. Evet gördük. Hep beraber çalışıyoruz uyum içinde yani. O bize destek veriyor, biz ona destek veriyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Böylelikle köyümüze yardım ediyoruz diyorsunuz. Peki. Askerimiz oluyor. Onları yani uğurlarken eğlencelerimiz oluyor. Evet, asker uğurlamalarınızdan yani, biraz bahsetsin evet, Fatma abla. Geçenlerde vardı mesela galiba. Mesela bir kına gecesi yaptık burada. Hı-hı. O kadar güzel oldu ki. O çuval yarışlarıdır. O çocuklarımızın görüyor musunuz? Bunlar devam ediyor hala. Devam ediyor. Ramazan başkanımızın da sayesinde böyle Hı-hı. beraberce. Çok mutlu olduk. Köy zaten susamış gibi böyle topluma, birliğe. Hı hı. Çok hoşuna gidiyor. Kına gecemiz oluyor bir gün önceden. Köy hayrımızdan geliyoruz. Özellikle burada yaptık geçen sene. Harika. O çuval yarışları. Oradan sonra ne mendil kapmacılar. Eskilere döndük. Çok güzel o oldu. O zaman bir dahaki sefere beni çağırıyorsun. Denk İnşallah. Gelemedik. Keşke onları da denk gelsek. Onları da görüntüleyebilsek ama inşallah bir dahaki sefere İnşallah bir dahaki seferde olur. Böyle hani onlar da mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz. Daha Hı-hı. coşuyoruz. Buna gönüllü olaraktan severek yapıyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Köylü de zaten sizden gayet memnun. Belli Çok. Oluyor yüzlerinden. Çok. Peki o zaman gezintimize köyde devam edelim. Tamam. Tam gezintiye devam edecekken önümüzde duran şu koca küpün bir hikayesi olduğunu öğreniyorum. Bayram Kabacı'ndayız ve buraya kabaç denmesinin sebebi sanırım ağaçlık demek değil mi kabaç? Evet, tabii. Burasının manevi bir değeri var. Şu şekilde burası daha önce Bayram Kabacı diye anılıyor. Burada büyük bir kabaç varmış. İki kişi tuttuğu zaman onu normalde o kadar kalınmış yani. Yakalayamaz ellerini. Burası Bayram Kabacı. Burada işte biz dedelerimizden, annelerimizden duyduğumuz için söylüyorum. Onlar işte burası evliyaların,
Orada bir Çırpıl dede var. Dedelerin bayramlaşma yeriymiş burası. Onun için biz de köy ayrımızı buraya aldık. Bu küpün de güzel bir hikayesi var. Bu küp şurada bir oda varmış burada. Bunun içi o zamanlar tabi eskiden böyle su falan yoktu. Öküz arabalarıyla berkeplerle taşınır sular. Bu küpün suyu hiç bitmezmiş. Artık nasıl bitmez, kim doldururdu bilmiyoruz. Sadece köylülerimiz bardak falan gidip dolduruyorlar ama manevi değeri olduğu için bu yoldan gelip geçenler o zamanlar buğdaylar tabi o arakları biçiyorlardı. Herkes terliyor. El gücüyle makineler yoktu o zaman tarımda. Onun için bundan gelenler geçenler burada su içerlermiş, yanında otururlarmış. Bu küpün suyu hiç bitmezmiş. Şu an bunu da araştırıyoruz. O manevi değerini gün içinde çıkarmaya çalışıyoruz. Aşağıda eski muhtarlarımıza bahsettiler. O Leons Tapınağı işte falan olduğunu. Şu an onlar için de müracaatlarımızı yaptık. Oranın yer altında bir yeraltı şehri, yeraltı tapınağı olduğunu söylüyorlar. Onun açılması için de şu an müracaatlarımı yapıyoruz. Onun da gün yüzüne çıkmasını istiyorsunuz. Tarihi bir özelliği var çünkü bu köyünde. Evet, tarihi bir özelliği var. Zaten en önce kurulan, en az kurulan köylerimizden bir tanesi. Bu küpün muhteşem bir yankısı var. Yeşil mavi yolculuk devam ediyor. Köyde gezinirken bazı taşlar dikkatimizi çekiyor. Köyün yakınındaki Tazlak Tepesi'nde Zeus, Apollon veya Odeon denilen tapınak kalıntıları bulunuyor. İşte bu gördüğümüz taşlar o tapınaktan taşınmış. Bu tapınağın isminin Zeus Kersos olduğu ve buradaki yerleşimin Roma döneminden Bizans dönemine kadar aralıksız devam ettiği söyleniyor. Yazıtlardan anlaşıldığına göre geçmiş zamanlarda bu köy kehanet merkeziymiş. Köyde turumuza devam ediyoruz ama ekip arada diyorlar ki acıktık artık öğlen molası verelim, yemek molası verelim diye. Tamam dedim ama önce ekmeklerin pişmesi gerekiyor. Nurten teyzemiz de ekmeklerimizi pişiriyor zaten. Kolay gelsin, teşekkür ediyoruz ekmekleri için. Sağ olun canım. Hatta oraya mantarlar bile atmışlar bizim için. Hazırladı. Size hazırladı bunları. Mantar zamanı. Mantar zamanı. Harika. Mantarda. Tam mantar zamanıymış. Peki. Ekmeğimiz de pişiyor işte, mantardan size ikram edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Benim çocukken hatırladığım kadarıyla pidelerimiz vardı. Böyle ekmek yaparken yine pide yapılıyordu. Küçük hemen hazırladık size. Pide de mi var? Evet, süpersiniz ya. Pidelerin aralarına hemen tereyağı sürülürdü. O tereyağı ve pide nasıl güzel bir lezzettir. O da var diyorsunuz. Allah çocukluğuma tam geri dönüyorum ben demektir. Ne kadar zamanda ekmekler yapılıyor köyde? Mesela bu ekmekler çok uzun süre dayanıyor. 15 günde bir haftada. 15 günde bir hamur yoğuruyorsunuz. Evet. 15 günlük ekmeği hazırlıyorsunuz. Hazırlıyoruz. Bir anda pişiriyoruz bunları. 15 gün gidiyor. 15 gün gidiyor. Maşallah. Bizim normalde biliyorsunuz şehir hayatında bir gün de bayatlıyor ekmekler. İşte ikinci, üçüncü gün küflenmeye başlar. Koyalım ekmeğimizi de pişsin bari. Siz de fırına atıp böyle bekliyor musunuz başında yoksa nasıl olsa bir saat? Evimize gidiyoruz. Gidiyoruz oradayken. Çalmıyorlar mı? Yok, öyle bir şey yok. Biz orada ufakken yapıyorduk. Bakıyorduk pideler pişmiş, başında kimse yok. Yürütüyorduk. Burada çocuklar yapmıyor galiba. Yapmıyor. Burada yapmıyorlar. Tamam, ben şehirden geldim, şehrin aylazı. Peki, mesela inanılmaz kabarmış görünüyor ekmekler. Siz mayayı nasıl tutuyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Bir ekmek yap işte, biraz alıyoruz mayadan. Onu koyuyoruz bir poşete, buzdolabının kapısına. Orada duruyor bir yapışa kadar. Bir dahaki 15 gününe kadar dayanıyor maya. Yumur ediyoruz tekrar ekmek yapacağımız zaman, mayalıyoruz. Mayaladığımız hamuru tekrar ekmek yumuruyoruz ona. O böyle ürete ürete devam ediyorsunuz. Peki, şimdi şehirdekiler her şeyine hasretler. Köydeki o doğallığa bayılıyorlar. Dolayısıyla da mesela ola ki biri köye gitsin, hemen bana da köy ekmeği getirmeyi unutma sakın bak ha diyorlar. Sizin de var mı öyle şehirden isteyenler köy ekmeği getirmeden sakın gelme diye? Şimdi herkes şehirde oturuyor, mecbur köyde oturanlar gönderiyor. Gönderiyorlar. Gönderiyor. Senin çoluk çocuk vardır. Var. Neredeler? Şehirdeler kesin değil mi? Ne kadar zamanda bir geliyorlar? Bayramda geliyorlar. Ondan arada geliyorlar böyle. Her zaman geliyorlar. Siz gidebiliyor musunuz şehre? Gidiyoruz. Ne kadar zamanda bir? Çok değil galiba. Bir iki ayda bir gidiyoruz. Bir iki ayda bir gidiyorsunuz. Evet. Peki en çok ne istiyorlar şehre gittiğiniz şehre zaman? Şehre gidenler bu köydeki oğlanlardan her şeyi gönderiyoruz. Başta ekmek istiyorlar. Ondan sonra ziyaz geldiğimiz hepsinden her şeyine götürüyoruz. Şimdi mantar zamanı dediniz. Mantarları bizim için pişiriyorsunuz. Onu isterler sizden giderseniz. Gönderdik bugün de.
bugün evet. gönderdiniz tahmin ettim. Ne varsa döneminde onu istiyorlar bize mutlaka yani, anne getirsin. Ben kendine şey yapmıyor, para geçmiyor ki o gönderiyor. Değil mi? Sen evet. gitmesen bile gönderiyorsundur. Peki teşekkür ediyorum. Ekmeklerin pişmesini evet. beklemeye devam ediyoruz biz. Yeşil mavi yolculuk devam ediyor etmesine de bizim ekip acıkmış. Havva teyzenin evinde de sofralar kurulmuş. Biz de fırından sıcak sıcak ekmekleri, pideleri, gözlemeleri aldık. Ve özlediğimiz türden bereketli, doyum olmayan yer sofrasına oturduk. Bu sofrada karınlar doyuyor ama her şey öyle tatlı geliyor ki bir türlü sofradan kalkılamıyor. Teyzelerim ellerinize sağlık. Sofranızın bereketi hep böyle bol olsun. Havva teyze beni evin başka bir odasına götürüyor. Yanında da köyün güzel kızlarından Hatice. Bu oda gelin odasıymış. Hatice de bizim için geleneksel gelin kıyafetlerini giymiş. Keles Akçapınar köyündeyiz demiştik ya, buranın adetlerini öğrenmeden gitmek olmaz tabii ki. Bizim için harika bir gelin odası hazırlanmış ve gelin hazırlanmış. Aslında tabii ki bunların hepsi tamamen bizlere göstermek için. Bu gelin kıyafeti değil mi? Evet. Gelin kıyafeti. Evet, gelin kıyafeti. Adın ne senin? Hatice. 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 Ve Havva teyzem de adetlerini anlatacaklar bize. Neler yapıyorsunuz? Nasıl oluyor gelin almalar? Böyle gelin odası hazırlanıyor anladığım kadarıyla. Böyle gelin odası hazırlarız biz. Hı hı. Ondan sonra gelini işte bir gün evvel kına yaparız. Hı hı. Kına yaptığımız gün gelini şey deriz, kına yakarız derlerine. Ondan sonra gelinle oradan cazım gelini görerler, adetini verirler. Gelini yerlerini kına yakarlar. Hı. Ondan sonra ceraz dağıdırlar. Gelini ondan sonra Allah orada ehek yaparız. Gelini Allah'a gidelim, anasının evine korlar. Sabahleyin ama gideriz. Gelini. Sabah almaya gidiyorsunuz. Öyle. Sizin gelin pek uyanık, benden yüz görümlüğü istedi. Dedim damat yok, damat bulsaydık yüz görümlüğü de verirdi. Tamam yani, tabii olacak. Kaç yaşındasın? 18. 18 yaşındasın. Buralarda, bu yaşlarda artık gelinlik yaşları oluyor değil mi? Yok, gelin. Daha erken. Daha erken mi oluyor? Valla ne bileyim ben hep böyle... 18'de yapıyorlar, 20'lik de yapıyorlar. 20 yaşında. Bak öyleymiş. Senin için erken. Anlaşılan sen pek gitmeye hevesli değil. Benim gönlüm yok, o yüzden biraz şey yapıyorum. Ha, tamam. Ama giymek için hevesliymişiz. Yüz görümlü istemek için de. Evet. Adetlerini seviyor musun? Tabii. Nasıl eğlencelerde? Mesela kına gecesinde kızlar bir araya gelirler bildiğim kadarıyla benim. Böyle mesela kına gecesi akşamı kızlar sabaha kadar sohbet ederler. Var mı o adetler burada da? Sabaha kadar oturuyorlar. Tavuk alma falan var mesela Bursa'da bildiğimiz. Evet, burada da var mı? Burada da var. Allah. Eğlenceli oluyor tabii birazcık. Hem de nasıl eğlenceli olur. Evet. Kına gecesinde işte çerezler yeniliyor falan. Ne yapıyorsunuz o gece? Eğlenceli sohbetiniz ne oluyor? O gece geçmişten, gelecekten bahsediyorlar. Bahsediyorlar. Alem yani. Tabii herkes kendi hatırasını anlatıyordur herhalde. Anıları anlatıyordur. Evliler mesela aynı. Ana. Evlilerden pek kalan olmuyor galiba genelde. Olmuyor mu? Gençler yok. Mi kalıyor? Bekarlar kalıyor. O zaman daha eğlence çok oluyor. Tamam. Peki hiç var mı aklınıza gelen böyle o gece yaptığınız? O gece dikiyorlar. Şöyle bir şey. Uyumalarını bekliyorlar. Kişilerin birbirleriyle uyuyorlar. Sonra makyaj falan yapıyorlar herhalde. Biraz fazla olarak. Biraz kara falan sürüyorlar suratlarına. Uyurken yüzlerini boyuyorlar. Onları sır sırta denk geldiği zaman öyle uyurken dikiyorlar. Hı-hı. Sonra kalktığı zaman yırtılıyor kıyafetler öyle. Birbirlerine dikiyorlarmış teyze. Dikiyorlar. Yorganla falan dikerler. Ana. Böyle kalktım yorganla kalkarlar. Yorganla falan dikerler. Ben yorganı bilmiyorum da sır sırtayı biliyorum. Sır sırta dikiyorlar, yorganla dikiyorlar. Sen hatırlıyor musun kendinkine? Değil mi? Ha. Kemkin'i pek hatırlamıyorum. Ben kaç yaşım biliyor musun? 70 yaşındayım. Hiç hatırlamıyorsun o zamanları. Unuttum gitti diyorsun. Unuttum gitti. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Harika hazırlamışsınız gelin odasına. Biz kızı alıp gidelim buradan. Buluruz damat artık şehirde. Yok olmaz. Damadın suratını görmedim yani. Görmedim. Körümü topam nasıl bileyim? Ben dedim uyanık mı? Uyanık. Tamam sen burada kal o zaman. Biz gidelim. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim.
yıllar nalbantlık yapan ve hala devam eden Arif amca tarladaki işlerini bırakıp geliyor ve bizim için dükkanını açıyor. Arif amca ile birlikteyiz. Arif amca köyün nalbantı. Ne zamandır yapıyorsun? Baba mesleğidir herhalde. Şimdi baba mesleği şu şekilde. 65 sene pazarcılığımız var. 65 sene. Ve o 8 sene halıcılık yaptım. Halı dokuttum. 8 sene. Maşallah. Sonradan nalbant tutma oldun. Sonradan ne? Kökten. Kökten. Deliden diyor ya. Ondan sonra sanatımız 13 senede köylerde demircilik yaptım. Burada sokmadan başladım. Harmalang'dan, efendim Üzün Özel, Akşabunar'dan, Haydar'dan onları bıraktık. Fakat ne desek boş, sanat mütebar. Aç açık kalmadık çok şükür. Mütebar olduğu için takdir ediliyor. Yalnız köyümüzde takdir yok. Maşallah hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Yaş 77'ye gidiyor. Oh Allah ömürler versin. Cumlamıza. Maşallah. Saatimiz yerinde. Bu köyde senden başka artık nal yapan var, yok var, değil var, mi? Hepsi var, var, hepsi var. Hepsi var. Meslek devam ediyor bir şekilde. Şimdi mesleğimiz tavşanlı mülayet. Malımız yaptığımız zamanlar bize avcı alırlar. 14 senede Bursa'ya nal vermedim. Ben yapıyorum Bursa'yı takdim ediyorum. Çancılar'da Mümus da vardı. Tek kızı var. Oğlan yoktu. Dışkaya'dan Hüseyin Efendi vardı usta. Onların dikişi 14 sene nal aldılar benden. Bursa'ya götürmedim geldim. Hep nalları sen gönderdin. 68'de... Hayır. Bakalım ona da. 68 senesinde 38 yaşındaydım, haç vazifemi yaptım. Mümür gönderdi beni Bursa'dan. Allah kabul etsin. Şimdi. 2004'te Allah'a çok şükür çift olarak yine beraber yaptık. Arif amcam bütün hayatını anlattı vallahi ama 75 yıl bitmez ki. Vallahi memnuniyet, tatlılık. Konuşmaya geldiğiniz için bunlar hak yolunu yorulduğumuz size beyan ediyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hayır, biz de Dipten Tepe'ye kadar şu saatte şu beyanıydı. Teşekkür ediyorum, saygılarla. Ben teşekkür ediyorum amcacığım. Köy halkının bize göstermek istediği son yerse değirmen. Az gidiyoruz, uz gidiyoruz, sonbaharın nefis renkleriyle bezenmiş doğada dar patikalardan yürüyoruz. Sonunda minik bir köprüyü geçerek değirmene varıyoruz. Soyadını bile baba mesleğinden alan ve 15 yıl önce değirmenin kapılarına bir daha açılmamak üzere kilit vuran Mustafa Değirmenci, bu terk edilmiş değirmende o yılları anlatıyor. O yıllar çok değişik yıllardı, şimdi gibi değildi. O zaman yaygan olmadığı için bütün bu 3 tane köy vardı, Belenören, Akçapınar, Üzünöz ve diğer köyler buraya geliyordu, müşterimizdi. Ve çok uzak, yani gelirken bayağı biz yol kat ettik. Uzak gibi olmasına rağmen hani başka yerde fabrika olmadığı için mecburen burada üretiliyordu. Atlarla, eşeklerle o yolları. Atlarla, eşeklerle, evet. Onları yapıyordunuz, götürüyordunuz. Onları tekrar çuvallayıyorduk. Yüklerini sarılıyordum ben. Hı-hı. Müşteriler alıp götürüyorlardı. Peki. Birazcık görüntü alabildik içeriden. Karanlıktı, evet. Ve harabe haline de gelmiş. Tabii ki tarih olmuş böyle, evet. Bir mekanda görebilmek bizim için büyük şanslı. Evet. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Keşke daha önceden olsaydı, çalışır vaziyette görürseydi daha iyi olurdu. İnşallah tekrar bakımını yaptırabilirsiniz. Öyle bir isteğiniz, arzunuz varmış. İnşallah onu da yerine getirebilirsiniz. Tekrar gelip İnşallah çekeriz o zaman. Zaman gösterir artık. Şimdi öyle bir şey düşünmüyoruz ama zamanla tabii olabilir. Yeşil Mavi yolculuğun sonuna geldik. Bugün Keles Akçapınar köyündeydik ve bütün günü burada geçirdik. Köyü size tanıtmaya çalıştık. Yolunuz düşer mi bilmiyoruz ama daha önce söylemiştim program başındayken. Bursa'ya 62 kilometre, Keles'e ise 11 kilometre uzaklıkta bu köy. Ama Ağustos ayının ilk haftası pazar günleri hayır düzenliyorlar. Belki hayırlarına gelirsiniz. Pazar gününüzü değerlendirmek amaçlı. Peki bir sonraki Yeşil Mavi yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.